Eczacılık Fakültesi'nde analitik kimya kürsüsünde öğretim üyesiyim. Mail adresimi ve numaramı bıraktım. Sunum sonrasında kafanıza takılan veya herhangi bir sorunuz varsa onları mail yoluyla iletebilirsiniz. Ya da interaktif olarak buradan da sorabilirsiniz. Bugün size 2209A ve 2209B üniversite öğrencilerine yönelik araştırma projeleri destekleme programında bir sunum olacak. İlk önce tarihini en öne almak istedim. Çünkü yaklaşık 13 gün gibi bir süre var. Son başvuru tarihi 20 Haziran saat 5.30'a kadar. Projemizi hazırladıktan sonra, evraklarımızı da tamamladıktan sonra TÜBİTAK yönetim bilgi sisteminde bu üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii bunun için bazı durumları söylememiz gerekir. ARBİS sistemi var. ARBİS sistemine üye olmak gerekir. İleride sunumda da var. Ama bu tarihi unutmayalım. Son başvuru tarihi 20 Haziran saat 5.30'a kadar. Yaklaşık 13 gün süre var. Yani proje yazımı için uygun bir süre. Bir de son güne proje başvurusu yapılmamasını öneriliyor. Sistemden kaynaklı bir aksama olabilir vesaire olabilir. Birkaç gün önce sisteme yüklenmesinde fayda var. Peki kimler başvuru yapabilir diye sorarsa, ön lisans ve lisans öğrenimi gören herkes yapabilir. Sadece başvuru tarihi itibaren son 6 ayda mezun olmamak şartı. Yani son sınıfın bahar döneminden olan kişiler başvuru yapamaz. Ön lisanslar için de geçerli. Ön lisans öğrencilerimiz de başvuru yapabilir. Başvuru yaparken bir akademik danışmanımız olması gerekir. Bu öğretim elemanı öğretim üyesi olabilir. Yani bir araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi, doçent, profesör, danışman olarak görev alabilir. Başvuru yaparken daha önce 2209A veya 2209B projesinde yer almamış gibi olmak ya da aynı dönemde birden fazla projede yürütücü olarak görev almamak şartı var. Projede bir yürütücü yanında bir akademik danışman ve varsa proje ortağı ama bir projede en fazla 3 kişi proje ortağı yer alabilir. Diğer bir de işte toplam 4 kişi artı bir akademik danışman yer alması gerekiyor. Sorumlu kişi proje yürütücüsüdür. Yani TÜBİTAK ile projenin başvuru yapıldığı sistem üzerinde bütün işlemler yürütücünün üzerinden yer almaktadır ya da yürütücü üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir. Proje ortağı bu konuda sorumlu kişiler olarak yer almamakta. Danışman, doktor öğretim üyeleri, doçent veya profesör, yani biz genel olarak öğretim üyeleri veya araştırma görevlileri yer alabilir. Burada araştırma görevlilerde iki tane husus var. Doktora yeterliliğini geçmiş olan öğretim elemanı veya yüksek lisansını yapmış doktora eğitimine başlamış kişiler olarak yer alabilir. Yani direkt oraya başlamış, yeterliliğini geçmemiş öğretim elemanları projede danışman olarak yer alamaz. Bir projede aynı dönem için en fazla 5 yani danışman olarak söylüyorum 5 projede yer alabilir. Bu da güzel bir durum. Peki başvuru sırasında istenilen belgelere baktığımızda TÜBİTAK'ın sayfasında yer alan proje yazım taslağı indirir. Onu doğru bir şekilde doldurulmak. Orada yazım kuralları var. İşte Arial 9 punto. Sayfa sınırlandırılması, kelime sınırlandırılması var. Onları tek tek bahsedeceğim. Yani TÜBİTAK sayfasında yer alan proje yazım taslağı indirip onun üzerinde proje öneri formu doldurulur. Daha sonra TÜBİTAK tarafından belirtilen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı. Bu bölüm onay yazısı dekanlık tarafından
müdürlük ya da bölüm başkanlığı tarafından ya da program başkanlığı ön lisans bölümler için program başkanlığı tarafından ıslak imzalı olmalı ve sisteme doğru bir şekilde yüklenmeli. Projede gerekli olması halinde etik kurul, yasal izin, özel izin belgesi. Şimdi özellikle biyolojik ve çevre örneklerinde çalışmalar yapmak istenirse bunların etik kurulu alınması gerekiyor. Üniversitemiz bünyesinde etik kurulu var. Eğer çok aykırı bir durumsa başka bir üniversitenin etik kurulunda başvuru yapabilirsiniz. Onaylı transkript bu ıslak imzalı, e-imzalı ve e-devlette alınır. Şimdi bu saydığımız belgelerden herhangi bir eksiklik olması halinde başvurunuzu yapsanız bile hakemlere gitmemekte, ön değerlendirmede istenilen belgelerin kontrol aşamasındadır. Belgeleriniz tamam olursa hakem sürecine geçiyor. Projelerden en çok geri dönmesinin sebebi de istenilen belgelerin istenilen formatta olmaması. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Projenin çok güzel bir proje olabilir. Özgünlüğü çok iyi kurgulanmış. Fakat eksik belgeden dolayı geri dönebiliyor. Bu sebeple istenilen belgeleri doğru bir şekilde hazırlamamızda fayda olacak. Peki başvuru nasıl yapılmakta? İlk önce yürütücü, danışma varsa proje ortağı ARBİS sistemine üye olmalıdır. ARBİS sistemi YÖKSİS ve YÖK Akademik sisteminden farklı bir sistemdir. TÜBİTAK ile entegre bir sistem. YÖKSİS ve YÖK Akademik sistemdeki özgeçmişlerimizi, yayınlarımızı, makalelerimizi, kongrelerimizi bir tuşla çekebiliyor. Danışmanlar için güzel bir şey de var. Herhangi bir projede panelistlik veya hakemlik olarak görev almak ister misiniz diye bir sekmesi var. ARBİS sistemine girdiğimizde o sekmeye tıkladığımızda ileride size bu projelerin hakem ya da panelist olarak da danışman hocalarımıza gelebilir. Bu yüzden tüm akademik öğretim üyelerinin ARBİS sistemi güncel olması gerekiyor. Sistem tybs.tubitak.gov.tr adresinden yükleniyor. Tabii son güne bırakılmaması gerekiyor çünkü son yıllarda bu tür projelerin sayısı çok ciddi oranda artmıştır. Geçen sene yaklaşık olarak geçen dönemde 7.000 küsür aynı anda sisteme yüklendiğini varsayarsak son günde sistemden kaynaklanan bir arıza, donma vesaire olabilir. Bu sebeple projenin yüklenmesi, sisteme yüklenmesi son güne bırakılmamalıdır. Proje yazımına geldiğimizde ise TÜBİTAK 22.09A veya 22.09.5 web sayfasında proje taslak formu vardır. Karşımızda gördüğümüz ekranı gibi bir Word haline indiriyoruz. Bunun üzerinden proje öneri formunu oluşturuyoruz. Bu sene yeni gelen bir durum SKA dediğimiz sürdürülebilir kalkınma amaçlı projeleri ön plana alındı. Burada eğer hazırladığınız proje alttaki konu başlıklara uygun ise ilk soruya evet diyeceğiz. Uygun değilse hayır diyeceğiz. Şunu yanlış anlaşılmasın. Hayır dedik projemiz kötü anlamına gelmez. Bu dönem dönem TÜBİTAK tarafından kalkınma planları oluşturmaktadır. İşte bu kalkınma planları da mesela yenilenebilir enerji, temiz su kaynakları gibi. O yüzden bizim öncelik verdiğimiz konu projemizin özgünlüğü.
Bu sadece ilk defa bu dönem açılmıştı. O yüzden eğer SK sistemine uygun ise alttaki soruya evet deyip işaretleme yapıp geçiyoruz arkadaşlar. Proje özeti ilk sayfada. Şimdi proje özeti için 450 kelime sınırlandırılması bulunmaktadır. Ama proje özetin yazım aşaması en son yapılması önerilmektedir. Yani projenin özgünlüğünü, projenin yönetimini, projenin yöntemini, yaygın etkiyi, bütçe planlamasını yaptıktan sonra projenin özeti yazılmalı. Ve kelime sınırı olarak 450 kelime bulunmaktadır. Peki proje özeti ne içermeli? İlk önce projenin genel bir tanıtımı, yani ne amaçlı yazıyoruz, neyi tayin ediyoruz. Sonra mevcut durum. Yani literatürde yapılan çalışmaları kısaca bahsediyoruz. Sonra literatürün gördüğümüz eksikliğin onun üzerine giderek hedef ve amaç oluşturuyoruz. İşte mesela benim kendi projemde pirfenidon maddesinin elektrokimyasal tayini ile ilgili bir çalışma yoktu. Biz de mevcut durumu bahsettik, sonra hedef ve amaç belirttik. İlk defa pirfenidon ilaç etken maddesinin elektrokimyasal tayini için yeni yöntem geliştirilmesi. Sonra yenilik, işte yöntem geliştirilmesi bir yeniliktir. Yeni ya da mevcut olan bir sisteme üstünlük getirmek. Bu da bir yeniliktir. Yeniliklerin birer cümle, birer şeklinde yazmamız lazım. En son da sonuç vermemiz lazım. Çözüm, yani işte şunları yaptığımızda hızlı, doğru, hassas bir analitik yöntem geliştirilmesi diye söyleyebiliriz. Ya da şu problemi bu yöntemle çözeceğimiz gibi son bir kapanış cümlesiyle bitirmemiz gerekiyor. Özet kısmı tekrar söyleyeyim. En son yazılması önerilmektedir. Peki projenin ana hatları neler dediğimizde aslında 22.09a ile 22.09b projenin ana hatları aynı. Bunlar bir özgünlük, iki yöntem, üç yönetimi, dört yaygın etki, beş bütçe. Fakat proje panelistleri veya hakemleri tarafından değerlendirirken dört temel kriteri alırlar. Bir özgünlük, iki yöntem, üç yönetim, dört yaygın etki. Bütçe konusunda bir puanlandırma yoktur. Bu sebeple özgünlük, yöntem, yönetim ve yaygın etki doğru bir şekilde yazılmasında fayda var. Ve bunlar her bir basamağa detaylı olarak yazılması önerilmektedir. Özgünlük kısmına geçtiğimizde ilk kısım iki temel başlıkta oluşuyor. Konunun önemi, araştırmanın özgün değeri ve araştırma sorusu. İkinci kısımda ise yapılacak amaç ve hedefler. Burada kelime sınırlaması var. En az 350 kelimeyle anlatılmalı ve referans ile desteklenmelidir. Bunu yani ne demektir referans? İlk önce konunun önemini anlatacağız. Mesela temiz su kaynaklarının insan sağlığı için çok önemli olduğunu falan söyleyebiliriz. Sonra mevcut durumunu anlatacağız. Literatür ile destek vereceğiz. İşte temiz su kaynakları nerede bulunur? Nasıl analiz edilir? Bunları literatür kaynaklı olarak vereceğiz. O yüzden proje yazarken detaylı bir şekilde literatürü taramamız lazım. Bunlar araştırma makaleleri, bildiriler, kitaplar olabilir. Referans olarak bir sınırlama yoktur. İstediğimiz kadar referans verebiliriz. Daha sonra bizim literatürde gördüğümüz eksikliği eleştirisel olarak amaç ve hedef kısmını yazmamız lazım.
İşte literatürde temiz su kaynaklarında yapılan analizler çok pahalıdır gibi bir ifade varsa, siz derseniz benim yaptığım yöntem daha ucuz, daha hızlı, daha ekonomiktir gibi, ya da yerinde analiz, online analiz gibi bir yöntemdir. Yani bu şekilde literatürdeki mevcut olan yöntemlere eleştirisel bir yaklaşımla yazılması gerekiyor. Özgünlük. Yani bir nevi ne derler? Yapılan çalışmaları biraz kötülemek gibi düşünmek lazım. Peki, bunu yaparken nitel ve nicel verilerle desteklenmelidir. İşte biz analitik kimya bakış açısından çalışma aralıkları, tayin limitleri, hassasiyetleri çok önemlidir. Bunda diyoruz işte şu yöntemle çalışma aralığı düşük, pardon kötü diyelim. Bizim önerdiğimiz bu projeyle daha hassas bir yöntem geliştireceğiz. Bu hem nitel hem de nicel yaklaşım olarak verilmeli. Araştırmanın önerisi, bilimsel değeri, yeniliği, farklılığı veya hangi eksikliği nasıl gidereceği gibi kurumsal ve metot olarak ne gibi özgünlük katkı sağlayacağını literatüre atıf yapılarak açıklanmalı. Önerilen çalışmanın araştırma sorusu varsa hipotezi veya ele alındığı problemleri, yani sorunları açık bir şekilde ortaya sunmalı. Yazım aşamasında en önemli şey mevcut durumun eksikliğinin bir bakış açısıyla verilmeli. Yani eleştirisel olarak verilmelidi. Benim yaptığım ya da önerdiğim proje şu sorunu şu şekilde giderecek ve daha faydalı, daha hızlı olarak belirtilmeli. Özgünlük kısmı yöntemin aslında özgün olması ile ilgilidir. İkinci kısım da yöntemdir. Yöntem özgünlükle doğrudan bağlantılıdır. Neden? Belki ilk defa geliştirilecek bir yöntemdir. O zaman yöntemin ilki özgünlüğün ön plana çıkarılır. Yöntemin yeniliği özgünlüğün ön plana çıkarılır. O yüzden yöntem iyi bir şekilde kurgulanmalı. Yine kelime sınırlandırılması var. 350 karakter, harf, noktalama işareti vesaire baz alınarak. Yöntem kısmında yapılacak her bir basamak detaylı olarak verilmeli. Ayrıca ilgili literatürle atıf yapılmalıdır. Yeni bir yöntem geliştirildiğin takdirde daha önce bu yöntem kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Bu yöntem başka bir amaçla kullanılmışsa ise şurada bu çalışma yapılmıştır. Yani yapılabilirliğini göstermek gerekir. O yüzden burada literatür ile önerdiğimiz yöntemi biraz övmemiz gerekir. Yöntem kısmında yapılacak her inceleme, her araştırma detaylı olarak yer almalı. İşte veri toplanması. Bu bir anket çalışması olabilir. Anket soruları nelerdir? Anket paydaşları nelerdir? Ankette kim, yani hedef kimlerdi? Hangi yaş grubundadır? Eğer bitki toplayacaksanız, bitki hangi mevsimde, hangi gün, hangi konumda toplandı? Bunların en ince ayrıntısına kadar belirtilmelidir. Yöntem kısmında eğer analitik açısından bir metot, bir cihaz kullanılıyorsa, o cihaz detaylı olarak yer almalıdır. İşte bizim analitik açısından çok kullandığımız yüksek performanslı sıvı kromatografisi, HPLC dediğimiz bir cihaz. Bu yöntem tek tek işte çözelti hazırlamasından, kolon tipinden, dedektörüne kadar her şey detaylı olarak verilmelidir. İstatistik olarak da işte kullanılacak SPSS dediğimiz yöntem mi? ANOVA testi mi? Ondan sonra
DOT testleri var. İşte F testi, T testi, istatistik olarak standart sapma, varyans, bağı standart sapma gibi ifadeler. Bunlar bilimsel olarak yöntemimizi destekleyecek verilerdir. O yüzden istatistik çok önemli. Ve tek tek bunların içerisinde hesaplama yapacağız. Hesaplama yaparken hangi yöntemi kullanılacak? Bunların her biri yer almalıdır. Şimdi danışman hocanın projede önerilen yöntem ile daha önce çalışmaları veya deneyimi olmalı. Burası önemli. Şimdi danışman hocanın temel görevi yürütücünün veya proje ortağının proje yürütme esnasında karşılaşacağı bir problemi öneri getirmektir. Bu sebeple konuya, projeye hakim olmalıdır. Ve Arbis sistemi güncel olmalıdır ki orada işte panelistler, ya da hakemler bu projenin yapılabileceğini bir güven içerisinde olduğunu anlayabilmesi gerekiyor. Bu sebeple danışman hocamızın projeyle ilgili daha önce yapmış olduğu çalışmalar veya deneyimi olması büyük önem arz etmektedir. Projenin yapılabilirliğinin göstergesi bizde analitik düşünce açısından validasyon parametreleri içermelidir. Validasyon kelimesi Türkçe'ye geçtiği için biraz kullanıyoruz biz. Yöntem geçerliliği yani demektir. İşte seçicilik, doğruluk, kesinlik tayinleri, istatistik parametreleri bunlar her biri yöntem kısmında yer almalıdır. Varsa daha önce ön deney yapılmış ise bunlar projeye eklenmelidir. Çünkü proje yürütme esnasında karşılaşacak problemleri bir nevi minimum seviyeye indirmiş olur. Hakemler gözünde artı bir şey olarak gözükür. Projenin yöntemi, projenin özgünlüğün devamı olduğu için yani birbirine doğrudan bağlantılı olduğu için bu iki parametre özgünlüğünün ya da birbirini destekleyici ifadeler içermelidir. Örnek, işte A maddesini ilk defa bu yöntemle tayin edeceğim. Bu hem yöntemin ilk defa kullanıldığı hem de metodun özgün olduğu ya da projenin özgün olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple ya da mevcut olan yönteme yenilik getireceksiniz. A kişisi ya da şunu yapmıştır. Biz bu farklı bir yöntem kullanacağız ya da daha farklı bir bakış açısıyla inceleneceğiz dediğimiz zaman son cümleleri bu şekilde toparlandığımızda özgünlük kısmında artı bir izlenim bırakmaktadır. Projenin yönetimine geldiğimizde 3 alt başlıkta oluşmaktadır. İş zaman çizelgesi, risk yönetimi ve araştırma olanakları. Bunlar detaylı bir şekilde doldurulmalıdır. Bir, iş zaman çizelgesine baktığımızda IP dediğimiz iş paket numaraları, yöntemde belirttiğimiz her bir basamak bizim projemizin gerçekleştirebilmemizdeki katkı oranını hedef alarak oransal olarak paketler haline dönüştürmemiz lazım. Bu liste çoğaltılabilir ama istenilen şey detaylı olarak yazılması, iş paketlerinin en az 5 tane olması ve bunların da kimler tarafından yapılacağı, hangi zaman aralıkta ve başarı ölçütü ve projenin başarının katkısı nedir diye. Başarı ölçüsü yani kelimelerle ifade edebiliriz. Başarının katkısı bir sayısal değer olması lazım. Yani bir projenin tamamlandığımızda oran %100'dür katkı düşündüğümüzde. Toplam bu IP nolarının toplamı %100 olacak şekilde puanlandırma verilmesi gerekiyor. Dediğim gibi çizelgelerdeki satır ve sütunlar gerektiği kadar
genişletebilir veya çoğaltılabilir. İş zaman çizelgesi oluştururken yöntem kısmı basılanır ve bu yöntemde belirten süreçler iş paket haline dönüştürülür ve her iş paket kim tarafından yapılacağı, hangi zamanda bir proje katkısı ne olacağı detaylı bir şekilde yer almalıdır. Ana hedefler projenin özgünlüğü açısından ele alınarak yazılmalı ve özgünlüğüne puanlanma adına yüksek oranda verilmesi gerekir. Yani ilk defa bir yöntem geliştiriyorsanız onun puanı diğer iş paketlerine göre daha yüksek olursa özgünlüğünü ön planda bir nevi burada da çıkartmış oluruz. Wix yöntemi burası da önemli. Burada aslında proje yürütüm esnasında karşılaşacak aksaklıklar veya aksaklıklarda ne gibi önlemler alınması gerekir? Bunu kendiniz düşüneceksiniz. Bir beyin fırtınası yaparak ben proje yaparken projede herhangi bir aksaklık yaşadığımda alternatif bir planım var mı yok mu? Buna bakılıyor. Burada da normalde İP dediğimiz iş paket numarası istediğimiz kadar arttırırız. İstenilen şey en az 3-4 tane bir risk yöntemi ya da önemli risk faktörleri oluşturmak. Bunu yazarken de şöyle bir durum ifadede yer verilmemesi gerekiyor. Elektrik kesintisinde jeneratör devreye girecek gibi ifadelerin yerine daha çok yöntemle ile ilgili mesela yönteminizin hassasiyeti iyi değil. Hassasiyetini arttıracak bir çözüm B yani çözümün yani bir B planınız olması gerekiyor. İşte bundan en az 3-4 tane bir satır olacak şekilde bir B planını da oluşturmanız gerekmektedir. Araştırma olanakları üniversitemiz bünyesinde veya fakültemiz bünyesinde, bölüm bünyesinde olabilir. Mevcut olan tüm altyapı olanakları yazılabilir. Cihaz olabilir, işte pH metre, HPLC, işte PCR testi, PCR cihazı gibi. Varsa yazılım programları, yani anket çalışmaları arasında mesela SPSS dediğimiz var mı yok mu? Varsa onlar da eklenmelidir. Çünkü buradaki süreç şu projenin için gerekli olan altyapı var mı, olanak var mı, yok mu onu kıyaslaması. Büyük cihazlar ya da ya da üniversite ya da bölümümüzde bulunmayan cihazlar, analizler için de hizmet alımı yapılabilir. Bunun için de sınırlamamız yoktur. Bunlar proje bütçesi dahilinde hizmet alımı şeklinde gerçekleşir. Mesela biz çalışmamızda nano sensör yapıyoruz. Sensör yüzeyini semtem gibi ileri analiz tekniklerle aydınlatmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde olmadığı için bunları hizmet alımı şeklinde diğer üniversitelerin onayını kullanıyoruz. Bu beklenen şey, TÜBİTAK da bunu istiyor. Yani bir cihaz alımın yerine farklı üniversitedeki hizmet alımı şeklinde analizlerin gerçekleştirilmesi TÜBİTAK tarafından beklenilen bir durum. Yaygın etki aslında projenin sonunda elde ettiğimiz datalar ne işe yarıyor? Sonuçlar nerede kullanacağım? Biraz da onunla ile ilgili. Önerilen araştırmadan beklenilen çıktığı sonuç etkiler nelerdir? Yani bilimsel ve akademik açısından makale olabilir, bildiri olabilir, kitap bölümü olabilir, çalıştayda bir sunum olabilir, workshop dediğimiz bir etkinlik olabilir. Bunlar hepsi de bir bilimsel ve akademik süreçtir. İşte beklenilen şey makaleye yapılır mı yapılmaz mı? Bir kongrede bildiri olarak sunulur sunulmaz mı?
Bunları ekleyebiliriz. Ekonomik, ticari ve sosyal anlamda ürettiğimiz ürün bir patente dönüşebilir mi? Katkı değeri yüksek bir ürün mü? Bunu paydaşları kim? Faydalı bir model mi? Ya da fuar alanı, çalıştay ve eğitim gibi bilimsel etkinlikte sunulabilecek proje yarışmaları vesaire oluyor. Orada bir portatif ürün olabilir mi? Daha çok mühendislik aşamasında bunlar yer almakta. Son olarak da araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni proje oluşturulmasında ne gibi katkı sağlayacak? Biz burada öğrencilerin yürütücü olduğu için öğrencilerimizin akademik dünyaya bakış açısının geliştirilmesi anlamda faydalı olacağını, böyle bir mesela mezun olduktan sonra akademik hayata devam edeceğini ve bu projeyle birlikte bir makale, bir bildiri, bir proje yönetimin nasıl olduğunu anlamak adına araştırmacının yetiştirilmesine olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyim gibi ifadeler yer almalıdır. Bütçe 22.09A bütçe kalemi 6.000 TL'dir. Bu 6.000 TL bütçe içerisinde üniversite bünyesinde bulunan bir cihazı tekrar yazmamız doğru değildir. Yani ya da bölümümüzde bulunan pH metre mesela. Tekrar pH metre alacağım. Şimdi proje olanakları kısmında, araştırma olanakları kısmında pH metre yazdım. Sonra bütçede de pH metre alacağım. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Üniversitemizin bünyesinde ya da fakültelerin bünyesinde bulunan altyapı olanakları tekrar eklenmemelidir. Yazılım programları özel amaçlılar hariç, mesela anket çalışmalar için işte arama testleri, SPSS testleri vesaire yazılım bunlar. Bunlar eklenebilir ama kişisel olarak bir Word, Excel, Microsoft yazılım programları eklenmemeli. Bilgisayar veya basit elektronik araçlar bunlar da üniversitenin altyapının olanaklarının göstergesidir. Bu sebeple bunlar eklenmemeli. Peki bütçe kalemi tamamen yürütücünün kontrol altındadır. Burada danışmanın bir yetkisi, sorumluluğu yoktur. Bu sebeple projede alınan tüm malzemelerin faturası proje adına kesilmelidir. Aksi takdirde ileride TÜBİTAK sizden bu kalemlerin fiyatı kesilen faturanın iadesini yapar ve bütçeyi geri isteyebilir. Bu sebeple bütçede yapılan tüm alımlar, kimyasal, saf malzeme, hizmet alımların faturası proje yürütücü adına kesilmelidir. Projenin değerlendirilmesi temel olarak dört başlıkta oluşuyor. Özgün değer, yöntem, projenin yönetimi, yaygın etki. Bunların da puanlandırma sistemi var. Birden altıya kadar bir değerlik. İşte yaklaşık olarak 24 puan üzerinde 15 ve üzeri bir puan aldığınız takdirde projeniz TÜBİTAK 22.09A ve B şey kapsamında onay almaktadır. Peki geçen döneme en son yani 2021 yılı ikinci dönem Aralık ayında başvurusu yapılıp Mayıs ayında açıklanan projede Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi adına 5 proje başvuru yapılmış ve desteklenen projesi 5. Bu çok güzel bir durum. %100 kabul olma olduğunu gösteriyor. Neden? Tüm projeler kapsamında yaklaşık olarak 7.000'den 4.053 tane proje kabul olmuştur. Bunun oranı yani yüzde yaklaşık olarak %58'dir. Bir diğer de işte
5 projeden 3'ü kabul edilmişti. Bizim burada temel görevimiz bu proje sayısını arttırırsak daha çok projemiz kabul edileceğini düşünmekteyiz. Şimdi biraz 2209A üzerinden konuşmuştuk. Biraz da 2209B üniversite öğrencilerin sanayiye yönelik araştırma projeleri kapsamında baktığımızda da bakalım. Bunların da başvuru tarihi 20 Haziran 2022 saat 5.30'a kadar yapılabilmektedir. Aynı şekilde TÜBİTAK yönetim bilgi sistemi üzerinde yapılıyor. Aslında 2209A TÜBİTAK projesine ek olarak sadece sanayi onay yazısı istenmektedir. Yani sanayi işbirliği olduğuna dair bir onay yazısı. Bizim en son dönemimizde yani uzun baktığımızda bununla ilgili herhangi bir proje başvurusu yapılmadığı görülmektedir. Proje başvuru ve izleme sistemi epidep.tubidak.gov.tr üzerinde yapılabilmekte ve izlenebilmekte. Sonuçlar da oradan ilan edilmektedir. Peki sanayi desteği her sanayi kuruluş destek onay yazısı verebilir mi? Maalesef veremiyor. Bunun için ARGE veya tasarım merkezinin olduğunu ispatlaması gerekiyor. 2209 TÜBİTAK web sayfasında bunlar iki Excel halinde sisteme yüklenmişler. Burada bir sanayi kurumunun ARGE ve tasarım merkez belgesi almış olmak ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi olduğunu göstermek ya da Teknoloji Geliştirme Bölgeler Kanunu kapsamında Teknopark'ın bünyesinde yerleşik sermaye şirketleri olabilir. Ya da işte 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları olması gerekmektedir. Bunun listesi 2209B TÜBİTAK web sayfası sekmesinin altında bulabilirsiniz. Ben merak ettim. Afyonkarahisar adına sadece tek bir kuruluş var. O da gıda sanayi üzerinde faaliyet gösteren Kızılay İçecek Anonim Şirketi. Ama bu eksiklik olarak düşünmeyin. Diğer illerden yani mesela İstanbul, İzmir, Ankara gibi projenizle ilgili onay sanayi destek onay alabilirsiniz. Onu ekleyebilirsiniz. Bu sebeple hem kolektif bir çalışma olur hem de sizin önerdiğiniz proje o firma ile ilgili firmanın eksikliğinin giderilmesi aslında burada. Temel şey yani sanayideki bir proseste, bir süreçte eksikliğini gidermek için bu öğrencilerin bir öneri, bir fikrinin beyan etmesi ve yer alması. Güzel bir yanı 12 aylık bir süre 2209A ve B olarak 12 proje süresi en çok 12 ay en az 6 ay olmakla destek alınan projeler TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmektedir. 2209A ve B projelerin sonuç açıklama ayı olarak Kasım. Kasım'ın genellikle ayın ortasına doğru açıklıyorlar. Yani yaklaşık olarak 5 ay gibi bir süreç var. Projenin değerlendirmesi aşamasında çok bir uzun süreç ama başvuru sayısı olarak da çok fazla olduğu için gayet iyi bir zaman dilimi diyelim. 2022 için yılında yaklaşık olarak 2209B bütçe planı 7500 TL, 2209A'da ise 6000 TL'ydi. 2209A'da danışmanlara herhangi bir ücret ödenmemekte. Fakat burada ise
Yani sanayi destekli projelerde ise akademik ve sanayi danışmanlara 1.000 TL bir ödeme yapılmaktadır. Bir danışman ilgili dönemde en çok iki projede yer almaktadır. Yani 22.09B'de iki proje yer alırken 22.09A'da ise en fazla 5 projede yer alabilir. Kesinlikle başvuru yapıldığında istenilen IBAN numarası projenin yürütücüsüne ait olmalıdır. Çünkü yürütücü TÜBİTAK'a karşı sorumlu kişidir. Bu sebeple yani proje bütçesi direkt araştırmacının üzerine yani pardon yürütücünün hesabına yatmaktadır. Hizmet alımı, malzeme alımı gibi faaliyetlerin faturası da yürütücü üzerinde kesilmelidir. Yani yürütücünün adına kesilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorunuz yanıtlamaya çalışayım. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok açıklayıcı ve çok güzel bir sunum oldu. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Toplantının da bitimine son 10 dakika kala sorusu olan varsa alabiliriz. Merhabalar, ben İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Yasemin Çakır. Sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sorum olacak Ersin Hocam size. Biz öğrencilerimizle birlikte bu projeye başvurmak istiyoruz. Fakat bildiğim kadarıyla 4 öğrenci bir de akademik danışman oluyor. Şimdi biz tip 2 diyabetli hastalarla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu çalışma kapsamında bir doktorun da bize katılması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi projeye bu doktoru yazamıyoruz. Fakat etik kurula doktorun adını yazmamız gerekiyor. Bu noktada projedeki isimlerle etik kuruldaki isimler örtüşmüyor gibi oluyor. Acaba bununla ilgili bir sıkıntı olur mu ya da bununla ilgili TÜBİTAK'ta ne yapabiliriz? Bunu danışmak istedim. Teşekkür ederim. Merhabalar tekrar. Ben teşekkür ederim. Hocamızdan destek mektubu alabiliyorsunuz. Yani projede içerisinde şu konularda destek mektubu alabiliyoruz, ekleyebiliyorsunuz. O yüzden herhangi bir sıkıntı da olmaz. Anladım. Yani etik kurulda bir kişinin daha olması TÜBİTAK açısından sorun olmayacak. Yani öyle bir eşleşme duymuştum çünkü yani orada neyse bu tarafta da aynı kişilerin olması gerekiyor diye. Ama tabii öğrenci projesinde bunun gidişatını çok iyi bilmediğim için sorun olmaz diyorsunuz. Yani destek mektubu hocamız yazarsa bu proje kapsamında şu faaliyetleri gerçekleştireceğim. Bir nevi eş danışman gibi bir faaliyet olarak Evet. gözüküyor. O yüzden destek mektubu yazdığı takdirde herhangi bir sorun teşkil etmez diye düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Rica ederim. Hidayet Bey bir sorunuz vardı sanırım. Evet, ben hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Teknoloji transferi sahibi daha iyi teşekkür ediyorum. Benimlerime toplantı için. Her ne kadar öğrenci olmasam da ben öğrenciler adına dedim bunu faydalı diye. Burada dikkatimi çeken iki husus var. Birincisi hocam söylediğiniz öğrenim hayatına devam edenlerle ilgili son 6 aylık dönem içerisinde olmaması gerektiğini söylediniz. Son dönem için, doğru mu? Evet hocam. Ama öğrenciliği devam ediyor. Neden böyle bir kısıtlama var? Şöyle hocam, şimdi bu dönem başvuru yapıyoruz. Yaklaşık olarak 5 ay sonra açıklanıyor. 5 ay sonra açıklandığı an öğrenci ilişkisi kesilmiş ise üniversiteyle, o yüzden projede yer alamayacak. Yani bu TÜBİTAK'ın sınırlandırması. Aydınlanma öğrenci son sınıf ama alttan dersi varsa bu projeye katılabilir. Bu kısıtı aşabilir diyebilir miyiz öğrenci başında? Yani o konuda transkrip de isteniyor. Yani dönemin uzadığını belli oluyor transkripte. O zaman olabilir. Ama şöyle bir şey de var Nihat Bey. Sonuç olarak mesela bizden genellikle 3'ten 4'e, 4'ten 5'e geçen öğrencilerimizin bir yılı var.
Yani bir yıl olduğu için son 6 ayda da mezun olamayacağı belli. O yüzden özellikle benim ara dönemdeki öğrencilerimiz ya da mesela bizim tıp fakültemizde bitirip proje çalışmaları var. Yanılmıyorsam 3. sınıflar öğrencilerine yönelik. Onları buraya bunları proje kapsamında başvurusunu da yapabiliriz açıkçası. Çok güzel projeler, çok güzel sunumda çıkıyor onlardan. Bence bunları arttırabiliriz. Oradaki öğrencilerimizi ya da son sınıfa geçecek öğrencilerimiz bitirme projesi oluyor, bitirme testleri vesaire oluyor. Onları bu sisteme entegre ettiğimizde çok başarılı bir yere geleceğiz. Kabul olma oranı %100. Güzel bir şey bu da. Evet, inanılmaz başarı. Öncelikle sizler teşekkür ediyorum. İkinci hocam, özellikle yöntem ve sonrasındaki yöntemi ve pardon, yönetim ve yöntem kısımlarında, özgürlük kısımlarında bir 350 karakter sınırlamasından bahsediyoruz. Bu aşağı yukarı, bir karakterde her 5 vuruşun boşluklar, nokta virgül zaman 70 kelimeye falan hitap eder. Bu en az mı en fazla? En az. Burada en az. Evet. Daha fazla olabilir diyorum. Evet. Evet. Şöyle bir söyleyeyim. Evet. Özet kısmında en fazla 450 kelime. Diğer taraflarda en az 350 karakter söyleniyor. Sayfa sınırlandırması şöyle maksimum 20 sayfa ama 5 sayfada olabilir, 6 sayfada olabilir. Yeter ki o temel kriterleri sağlayalım. Kriterimizin yaparken TÜBİTAK'ta kör hakemler vardır. Bilim uzmanları onlar tarafından sadece bunları belgelerin kontrolü doğru tasla kazanlanmış mı, sisteme yüklenmiş mi? Genellikle projelerin net olmasını ya da geri dönmesinin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Taslakları doğru bir şekilde hazırlamamız gerekir. Bu bağlamda ben teknoloji şartları okulunun üstlendiği misyonu da değerlendirerek şöyle bir soru yönetmek istiyorum Sayın Endi Hocam'a. Üniversitemizin proje başvurularında öğrencilerle özellikle bu 29 ABD öğrencilerimizin hocalarla ilk önce niyetlenerek etkileşim içerisinde bulunmaları noktasında altyapıya ilişkin bir bilgilendirme olması için üniversitemizin araştırma altyapısına ilişkin yayınladığımız bir envanterimiz ya da ortaya koyduğumuz, lansmanlı yaptığımız bir bilgilendirme alanımız var mı? Teşekkür ederim Hidayet Bey sorunuz için. Bizim teknoloji transfer ofisi olarak üniversite imkanları ile ilgili hem laboratuvar imkanları bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili üniversite için bu yaptığımız çalışma şunu da destekleyebilir. Mesela 2209B proje üniversitede öğrenci ve sanayiye yönelik projelerde eksikliğimiz vardı. Onunla da ilgili bir çalışma yapıyoruz. Sanayilerle görüşmeler yapacağız. Bununla ilgili bir program hazırlıyoruz. Bu noktada biz teknoloji transfer ofisi olarak üniversite sanayi işbirliği arayüz platformları olarak da anılır. Bu noktada sanayide işbirliği projesiyle ilgili işbirliği yapmak istediği ve sanayi noktasında irtibat kuramadığı bir durum söz konusu olursa öğrencilerimiz adına, akademisyenlerimiz adına ilgili sanayiyle eşleştirme yapabiliriz. Bu noktada da destek olabiliriz. Hidayet Bey, katkı olarak şunu ekleyeyim. Yanlış anlamazsam, hatırlamasam, kütüphane daire başkanlığımız böyle bir çalışma yaptı. Fakültelerde bulunan malzemeler, cihazların, onların bir bölüm altında toplanması, yani bir liste halinde şey yapılması, bunların da öğrenci değil de danışman hocalarımızın ilgisi, yani onlar herhangi gidip kütüphane daire başkanlığında alabilirler. Son olarak ben aslında şunu çok söylüyorum. Projeyi hazırladıktan sonra projenin kör bir, yani kör dediğimiz şöyle, üçüncü bir kişi tarafından okunması, kontrol edilmesi gerekir. Bu konuda bir teknoparkta destek alabiliriz. Emre hocamız yani açıkçası. Çünkü şöyle
Eksik belge var mı? Doğru kurgulanmış mı? Çoğu üniversitelerde bu kuruldu. Böyle üçüncü bir gözle proje bulması her zaman faydalı olarak bilinmekte ve istenmektedir aslında bu. Çünkü insan kendi yazdığı kelime hep doğru bir şekilde okur. O yüzden böyle üçüncü bir gözle bakmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Doğru diyorsunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Biz de teknoloji transfer ofisi olarak böyle bir durumda sadece 22.09 projeleri değil, diğer Avrupa Birliği projeleri olsun, güncel olarak da çağrıları takip edip paylaşıyoruz. Proje hazırlığında olan hocalarımız veya akademisyenlerimiz varsa bu noktada hem destek olabiliriz hem okuma ve işte imla hataları olabilir, farklı şeyler olabilir. Bu konuda üçüncü bir göz olarak TETO destek olabilir bu noktada. Tam ben sadece görevden şunu anladım. İngilizce teşekkür ediyorum. Teknoloji transfer AŞ'ye, alt teknoloji transfer AŞ'ye aslında. Evet. Anlıyorum ki hem bilimsel araştırma altyapısıyla ilişkin kaynaklarımızın yer aldığı bir envanter çalışması ve bu projelere başvuru noktasındaki danışmanın tecrübesini ortaya koymaya yönelik öğrencilerimize bir iki tutmak açısından akademik yetkinlik envanterimizi hazırlıyorsunuz şeklinde anladılar. Çalışmalar yapıyoruz. Yani bu planlarımız dahilinde inşallah onlarla ilgili de çalışmalar yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Hocam dilinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Saygılar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Ersin Demir bugün bizimleydi. Sunumu için de teşekkür ediyorum. Teknoloji Transfer Ofisi'nin de etkinliklerini sosyal medyadan ve internet sitesinden takip edebilirsiniz.